Evinin dört bir yanını goldlarla kaplayan Ebru Gelin'in iftar masasında da gold ışıltılar görüyoruz. Şık yemek takımına 11 ayın sultanını renklendirecek birbirinden iddialı lezzetler eşlik ediyor. İftar sofrasında tatlısından tuzlusuna kadar envai çeşitle gözleri doyurmaya başaran Ebru Gelin, bakalım gelinlerimizden nasıl yorumlar alacak? Haftanın üçüncü gününde Ebru Gelin'in iftar masasındayız. Ebru'cum, ellerine sağlık. Allah kesenize Halil İbrahim bereketi versin. Amin. Bir tanem, sen bugün izleyicilerimiz için helva yaptın mutfakta. Evet. O zaman hemen kısaca o helva yapımından bahsedelim. Dış sesle beraber hazırladık bugün helvamızı. Gelinlerimizin helvasını kavurduk. Çok da güzel oldu Aslı Hanım. Tane tane düştü. Gelinlerimizin de helvası bu böyle. Geldiler. Sizi gömmüş galiba. Sizi gömmüş mü? Gömmüş tövbe, galiba. Tövbe estağfurullah. Yok canım. Arkamızdan daha helvamızı kavurdu. Diyorsun. Yani o bir mecazi anlamda mı yaptın? Evet. Ne yaptın? Mecazi anlamda yaptım. Anladım. Bundan alınabilirler biliyorsun. Alınsınlar. Hiç problem hiç yok. Herkes alınabilir. Helvanızı kavurdum arkadaşlar. Net yani. Keşke evet. Kavurduğun da güzel bir sunum tabağına koysaydın da cam kapta olmasaydı. Niye? Helva cam kapta olmaz. Neydi olur? Düz servis bir düz tabakta koyabilirsin. Biraz daha böyle kaşıklarda servis evet. Tabağına alırsın. Çok güzel servisleri var onların. İnternetten bakarsan. Evet, öğrenebilirsin. İrmik helvası yapmış. Konya usulü irmik helvası tarifini alalım mı şimdi gelinimizden? Ebru'cum. Efendim dış ses. Bize ne hazırlıyorsun bugün? İrmik helvası yapıyorum. Gelinlerin helvasını kavuracağız bugün. İki gündür izledim. En iyi ben olduğumu düşünüyorum. O yüzden hepsinin helvasını kavuruyorum. Gelinlerin helvasını nasıl kavuracağını bana da anlatır mısın rica etsem? Gelinlerin helvasını göz kararı yapıyorum. Çünkü benim elim çok lezzetlidir. Biraz tereyağı, biraz sıvı yağ. Şimdi hemen fıstıklarını koyacağım. Yağla beraber bunları kavuracağım. Peki neden irmik helvası yapmayı tercih ettin? Konya'mızın vazgeçilmezidir irmik helvası. Düğünlerimizde, davetlerimizde muhakkak irmik helvası bulunur. Şimdi irmiğini ekliyoruz. Kaç kişilik yapıyorsun helvayı peki? Şu an 6 kişilik yapıyorum. Yalnız ben bunu göz kararı yapıyorum. Herhangi bir ölçüm yok. Elim çok lezzetlidir. Artık çok yaptığımız için alışmışız ölçülerine. İrmik helvasının yanında dondurma da ikram edecek misin? Kış sezonunda olduğumuz için dondurmayı tercih etmedim. Bunun üzerine şimdi Antep fıstığı, Hindistan cevizi ekleyerek sunumunu yapacağız. İrmiğimizi iyice kavuracağız pembeleşene kadar. Sonrasında şeker ve sütü karıştırıp üzerine ekleyeceğiz. Bir süre pilav gibi demlendireceğiz. Bunlar püf noktaları. Şimdi şekerini ekliyorum. Kısık ateşte mi demlendireceksin? Kısık ateşte pilav gibi iyice o sütü ve şekeri çekene kadar demlendiriyoruz. Masada bitmiş halini gelinlere ve Aslı Hanım'a ikram edeceğim. Bakalım gelinlerin helvasını nasıl bulacaksınız? Ben de merak ediyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.